Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video içeriğimizle yine karşınızdayız. Sizlerle hikayelerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda gerçekten de trajik bir hikayeyi sizlerle paylaşacağım. Bir müzisyenin hikayesi. Bir zamanlar şöhretken, sonrasında barakada yaşamayı tercih eden bir müzisyenin hikayesi. Acaba bu müzisyen bir deli miydi ya da bir meczup muydu? İşte onun hikayesi. Bu hikaye Ergüder Yoldaş'ın hikayesi. Bu trajik hikayeyi bilenler bilir ama bilmeyenlerin de bir hayli fazla olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hikayenin tamamını sonuna kadar izleyin ve bu trajediye siz de bir tarafından tanıklık edin. Bunun için önce 1981 yılına gitmemiz lazım. 1981 yılında bir 45'lik çıktı. 45'likte iki şarkı yer alıyordu. Bir yüzünde Anadolu, diğer yüzünde Sultan-ı Yegah. Bu şarkılardan biri Sultan-ı Yegah çok popüler oldu. Şarkının sözleri bir Atilla İlhan şiiriydi. Atilla İlhan'ın Sultan-ı Yegah isimli şiirinden yola çıkan bestekar şarkıya bir beste yapıyor ve sonuçta şarkı o yılın en çok sükse yapan şarkılarından biri oluyordu. Ve hemen ardından aynı yıl 1981 yılında bu şarkının bir de albümü yayınlanıyordu. Albüm de Sultan-ı Yegah adıyla yerini alıyordu ve albümde tam 10 şarkı vardı. Albümde yer alan şarkılara baktığımız zaman her bir şarkının klasik Türk müziği makamlarından yola çıkılarak bestelendiğini görüyoruz. Şarkıya aynı zamanda adını veren Sultan-ı Yegah makamı aslında bir şet makamı. Şet, müzikal terminolojide transpozisyon anlamına geliyor. Yani bir makam dizisinin kendi yerinden başka bir perde üzerine göçürülmesi. Sultan-ı Yegah da Buselik makamının Yegah perdesindeki şeddidir. Şamdanları dolanınca eski zaman. Yine aynı albümde öne çıkan ve popüler olan şarkılardan bir diğeri Muhayyer Kürdi'yi, bir başka şarkı Saki ise Nihavend makamında bestelenmiş şarkılardı. Yine aynı albümde adı Disco Segah olan bir eser yer alıyordu ki bu eserde Segah makamında bestelenmişti. Nur Yoldaş'ın yorumuyla popüler olan Sultan-ı Yegah isimli albüm ve bu albümdeki eserlerin formu ve bestelerini aslında şu şekilde değerlendirebilir ve yorumlayabiliriz. Ergüder Yoldaş aslında Batı müziğinin dikine ekseniyle Doğu müziğinin enine eksenini aynı çatı altında buluşturmuş ve ortaya bir sentez çıkarmıştı. Belki de dünya üzerinde bunu ilk kez gerçekleştiren tek kompozitördü. İşte bu sıra dışı ve zengin müzikal derinliğe sahip olan müzisyen tüm şöhretine rağmen bir gün gelecek ve insanlardan uzaklaşacak, bir adada inzivaya çekilecekti. Öylesine ki kimileri ona bir deli ya da meczup diyecek ve bir barakada tam 12 yıl yaşayacaktı. Ergüder Yoldaş'ı sizlere anlatmak için önce hayatından bazı anekdotları sizlere aktarmam lazım. 1939 yılında Ergüder Yoldaş İzmir'de Balkan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Yine İzmir'de İnönü Lisesi'nde okudu. Lise yıllarında gerçekten de çok şanslıydı çünkü son derece iyi edebiyat öğretmenleriyle karşı karşıya kaldı. Onlardan edebiyat eğitimi alırken divan edebiyatına özel bir ilgi duydu. Divan edebiyatına duyduğu özel ilgi ilerleyen yıllarda onun müzikal kimliğini de belirledi. Çünkü divan edebiyatı onu klasik Türk müziği makamlarına yönlendirdi. Aslında bir insanın hayatında bazı kilometre taşları vardır ki onlar da yaşamının belirleyici anlarıdır. İşte onlardan bir tanesi Ergüder Yoldaş adına 1970 yılında yaşandı. 1970 yılında Ergüder Yoldaş annesinin trafik kazasında öldüğü haberini aldığında Afrika'da bulunuyordu. Maalesef annesinin cenaze törenine katılamadı ve bundan dolayı hayatı boyunca her zaman bir suçluluk duygusuna kapıldı. Müziğe olan ilgisi onu konservatuara yönlendirirken Ankara Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gördüğü yıllarda 1958 yılında konservatuvar eğitimini yarıda bıraktı ve Avni Dilligil Tiyatrosu'na katıldı. Tiyatroyla turnelere çıktı. İşte bu turneler sırasında bir trafik kazası o da geçirdi. İçinde bulunduğu turne otobüsü maalesef Asi Nehri'ne uçtu. İskenderun'da tam bir ay tedavi gördü. Bu tedavi sırasında daha sonrasında iki evladının annesi olacak olan eşiyle tanıştı ve evlendi. Tüm bunlar yaşanırken Ergüder Yoldaş bir taraftan da kendi bestelerini yazıyordu. Ve en çok istediği şey de bu besteleri özel bir kadın sese, bir kadın vokale yorumlatmaktı. O da kendi şarkıcısını aramaya başladı. Ve karşısına Kader Nur isimli genç bir kadın vokali çıkardı. Ergüder Yoldaş, Nur isimli bu genç kızla müzikal çalışmalarını devam ettirirken aralarında bir aşk ilişkisi başladı. Ve 1976 yılına geldiğimizde bu aşk ilişkisi evlilikle sonuçlandı. Ergüder Yoldaş 16
16 yıllık evliliğini sonlandırdı ve Nur isimli genç kadınla evlendi. Artık o Nur yoldaştı. Başlar ay doğarken saltanat. İşte Ergüder Yoldaş'la Nur Yoldaş'ın müzikal birlikteliğinin aşka dönüşmesiyle birlikte hikayenin başında da ifade etmiş olduğum gibi 1981 yılında o beklenen başarılı albüm geldi. Herkes son derece memnundu. Ama 1983 yılına geldiğimizde yeni bir albüm yapıldığında Sultani Yegah'ın yaratmış olduğu mutluluk maalesef bu albümde söz konusu olmadı. 1983 yılında Nur Yoldaş Elde Var Hüzün isimli bir albüm daha yayınladı. Ve bu albümün arkasındaki kompozitör yine Ergüder Yoldaş'tı. Ama proje başarılı olmadı. Aynı yıl 1983 yılında Ergüder Yoldaş ve Nur Yoldaş İzmir Fuarı'nda sahne almak için İzmir'e gittiler. İzmir Fuarı'nda Nur Yoldaş Remzi Baba Restorant'ta sahne alırken restorantın oğluna aşık oldu ve aralarında bir ilişki başladı. Nitekim sonrasında Nur Yoldaş'la Ergüder Yoldaş ayrıldılar. Ama tabii ki bu arada Ergüder Yoldaş'ın Nur Yoldaş'tan bir oğlu olmuştu. Bu ayrılık ve boşanma olayının ardından Ergüder Yoldaş'ın hayatı adeta başka bir boyut kazandı. Altüst oldu dersem hiç de yanlış olmaz. Şehir şehir dolaşmaya başladı. Sık sık seyahat ediyor ve bir yere ait olmama duygusu adeta depreşiyordu. Ve nitekim daha sonrasında alkol sonucu depresyona girdi. Bir kez İzmir Amatem'de, iki kez İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde ve yine 1990 yılında bir kez Bakırköy Amatem'de tedavi gördü. 1992 yılına geldiğimizde Ergüder Yoldaş hayatıyla ilgili son derece radikal bir karar aldı. Yıllar sonra bu kararının nedeni kendisine sorulduğunda şu cevabı verecekti. Piyasada iş yapma olanaklarım azalmıştı. Adeta bıçak sırtı gibi kesilmişti. Ne yapacağımı bilmiyordum. Para kazanamıyordum. İstanbul'da yaşamam adeta imkansızdı. Bu nedenle Büyükada'ya gittim ve arka tarafına yerleştim. Böylece kendi evimde istediğim hayatımı yaşayabilecektim der. İşte Ergüder Yoldaş'ın İstanbul'dan insanlardan uzaklaşıp Büyükada'ya yerleşmesinin gerekçesi kendine göre buydu. Ama ona bu süreçten sonra kimileri deli, kimileri de meczup demekten geri kalmadı. Peki Ergüder Yoldaş gerçekten bir deli mi ya da bir meczup muydu? Tabii ki hayır. Tüm tercihlerini bilinçli bir şekilde yapmıştı. Ergüder Yoldaş adaya adım atar atmaz adanın arka tarafını tercih etti. Çünkü orası daha sessizdi. Kurşunburnu denilen bölgede çalılıkların arasına bir baraka inşa etti. Bu baraka sağdan soldan topladığı derme çatma eşyalardan ve naylonlardan oluşan bir barakaydı. İnsanlardan uzaklaşmak için adada münzevi bir hayatı tercih eden Ergüder Yoldaş'ın varlığı kısa sürede fark edildi. Medyada bundan haberdar oldu ve hemen Ergüder Yoldaş'ı haber yapmak istediler. Gazeteciler röportaj yapabilmek için adaya gitti ancak hiçbirisi muvaffak olamadı. Ancak ne var ki Ergüder Yoldaş'ın fotoğraflarını çekmekten de geri durmadılar. Gazetelere Ergüder Yoldaş'ın fotoğraf karesi yansıdığında ortada sakalları uzamış ve aynı ceket ve pantolonu giyen, evsiz, barksız, sokakta yaşayan bir insan profili söz konusuydu. Ve bu bir zamanlar fazlasıyla şöhretli olan bir müzisyendi. Ergüder Yoldaş kendisiyle röportaj yapmak isteyen gazetecilere hayır bile demedi. Onlardan kaçtı ve asla konuşmadı. Ta ki 1994 yılına kadar. 1994 yılında dönemin en önemli televizyon programlarından birini yapan Uğur Dündar, Ergüder Yoldaş'la röportaj yapmayı başardı. Ve o röportaj televizyonda yayınlandığında her şey başka bir boyut kazandı. Ergüder Yoldaş'ın İzmir'de yaşayan kız kardeşi Ayça Hanım hemen İstanbul'a geldi, Büyükada'ya gitti ve abisini ikna etmek istedi. Ancak başarılı olamadı. Ergüder Yoldaş mutlu olduğunu ve adada kalmak istediğini söyledi. Ve tüm uğraşlara rağmen herkes eli boş adadan ayrıldı. Ve sonrasında Ergüder Yoldaş kaçınılmaz olarak rahatsızlandı, hastalandı. Dönemin Adalar Belediye Başkanı olan Recep Koç, Ergüder Yoldaş'ın elinden tuttu, adeta onu himayesine aldı. Ve dönemin popüler şarkıcılarından biri olan Ayla Algan'ın adadaki yazlık evini ona tahsis etti ve artık Ergüder Yoldaş Ayla Algan'ın yazlığında yaşamaya başladı. Ne var ki bu mutlu günler bir süre sonra son bulacaktı. Çünkü belediye başkanı Recep Koç Büyükada iskelesinde vurularak öldürüldü ve bu ölüm haberinin ardından artık Ergüder Yoldaş'a yeniden barakada yaşama yolu gözüküyordu. Adanın iskelesine 6 kilometre mesafede olan bir barakaya taşındı ve artık yaşamına orada devam etti. Bu
yaşam 20 Ocak 1995 yılında son buldu. Çünkü artık Ergüder Yoldaş bir helikopterle adadan İstanbul'a tedavi amaçlı getiriliyordu. Gazeteciler büyük adayı adeta havadan ve denizden istila etmişlerdi. Adaya inen bir helikopter Ergüder Yoldaş'ı alacak ve İstanbul'a tedaviye götürecekti. Kaşları dal budak salmış halde yukarı doğru yükselmiş, saçları adeta yapağı haline gelmiş, sakalları alabildiğine uzamış, bakışları kısık ve ürkek, alnı yüzü adeta kırış kırış olmuş ve beraberinde şakağında bir yara izi, belki de bir darp izi. İşte böyle bir portre. Ağzında da bitmek üzere olan bir sigara. Bir hemşirenin kolunda helikoptere binen böyle bir adam profili ve beraberinde bir Ergüder Yoldaş fotoğrafı. İşte bu fotoğraf, bu enstantane televizyon ekranlarında adeta ağırlaştırılmış bir film gibi tekrar 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 o gece yayınlandı. 20 Ocak 1995 yılındaki bu kurtarma operasyonu sonrasında artık Ergüder Yoldaş Türkiye kamuoyunda işte bu yaşam öyküsüyle de popüler bir karakterdi. Hemen Bakırköy'e götürüldü. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yıkandı, aklandı, patlandı ve tedavi altına alındı. Ancak Ergüder Yoldaş tedaviye yanıt vermiyordu. Adadaki kurtarma operasyonu eşlik edenlerden biri de Doktor Muzaffer Kuşan'dı. Muzaffer Kuşan'ın o dönemlerde Polonezköy'de bir sağlık merkezi vardı. Doktor Muzaffer Kuşan Ergüder Yoldaş'la ilgili bir teklifte bulunmuştu. Ergüder Yoldaş bu sağlık merkezinde öğle saatlerinde bir yemek müziği çalacak, akşam saatlerinde ise dans müziği yapacaktı. Ergüder Yoldaş bu teklife önce sıcak bakmadı. Sonrasında ikna oldu ve Polonezköy'deki sağlık merkezinde çalmaya başladı. Beraberinde Garibaldi isimli bir başka barda da müzik yapıyordu. Artık sosyal hayatına geri dönmüştü. Ancak bu durum çok fazla sürmedi. Ergüder Yoldaş yeniden adaya kaçtı. Bu kaçış ne medyada ne de kamuoyunda hiç ama hiç ilgi görmedi. Artık peşini bıraktılar ve onu kurtarmaktan vazgeçtiler. Hatta yaşadığı barakanın yolu üzerine bir tabela bile koydular. O tabelada şu yazıyordu: Ergüder Yoldaş'ın yerine gider. Ergüder Yoldaş'ın yerine gider isimli tabela orada yerini korumuş olsa da gün geldi. Ergüder Yoldaş tekrar modern hayatın içine geri döndü. Çünkü hastaydı ve tedavi görmesi gerekiyordu ve hayatı İzmir'de son buldu. Bu başarılı ve sıra dışı müzisyenin yaşam hikayesini sizlerle paylaştıktan sonra bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir video içeriğimizde yeni bir hikayeyle yeniden sizlerle birlikte olacağız. Ancak o hikayelerimize gelmeden önce de bir hatırlatma yapalım sizlere. Kanalımıza abone oldunuz mu? Eğer olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Hem Ergüder Yoldaş hikayesi hem de diğer hikayelerimizi ya da kanalımızda yer alan diğer tüm içeriklerimiz arasında beğendikleriniz varsa beğenmeyi de ihmal etmeyin. Beraberinde bu içeriklerimizi çevrenizle paylaşırsanız kanalımızdan daha çok geniş kitlelerin haberdar olmasına fırsat tanımış oluruz. Şimdiden teşekkürler. Yeni içeriklerimizle yeniden karşınızda olacağız. Hoşça kalın.